İç sesime hoş geldin. Şimdi bu program ne? Söyleyemediklerimi söylemek istediğim bir program çekmek istedim. Biraz daha samimi olsun istedim. O yayın odasından bir çıkalım, evimin salonuna sizi misafir edeyim istedim. Elimizde kahveyle konuşamadıklarımızı, söyleyemediklerimizi söylediğimiz bir program olsun istedim. Podcast tarzı bir şey olacak bu. Videocast diyelim. İlla beni bakarak izlemenize gerek yok. Arka planda da dinleyebilirsiniz. Kahvemi yaptım, sizin karşınıza geçtim. Birkaç konu belirledim ben daha önceden. Bu bir iç ses. Bir arkadaş sohbeti gibi bir şey olacak. Belki beni arkadaşın olarak görürsün, belki kardeşin olarak görürsün, belki bir abin olarak görürsün, belki de başka bir şey olarak görürsün. Bir önemi yok. Böyle bir evimize, ben sizi evime davet etmişim. Bir kahve almışız, içiyoruz, sohbet ediyoruz gibi düşün. Ya da ben senin evine gelmişim gibi düşün. Gözlük taktığıma bakmayın. Bu aralar gözlüğe alışmaya çalışıyorum çünkü gözlerim bozuk. En azından yayın dışı gözlük kullanmaya çalışıyorum bilgisayar ya da telefon karşısında ki gözlerim biraz rahatlasın diye. İlk 2-3 bölümü böyle kendi kafamda belirlediğim stok videolar olacak. Ondan sonra yorumlardan alacağım. Şimdiden bu bölümün altına da yorumlar yazabilirsiniz. Bunu konuşalım, şunu konuşalım, bu konuda ne düşünüyorsun, bu konuda konuşamıyorum, birinin konuşmasına ihtiyacım var, sen ne düşünüyorsun şu tarzı. Ben hiçbir konunun uzmanı değilim. Sizin aranızdan normal biriyim, sokaktaki biriyim, az çok okumuş, az çok çalışmış, az çok yaşamış, 34 yaşında bir erk bireyim, bir Türk'üm. Ulan sen de karşımıza oturdun, bir şey uzmanıymış gibi konuşuyorsun demeyin. Hoş geldiniz, hadi başlayalım. Şimdi neden bu bölümün adı Türkiye'de Türkiye'ye rağmen yaşamak? Bunu bir vatan haini çerçevesinden almayın. Yani ülkemi çok seviyorum, milletimi çok seviyorum. Ben bayağı milliyetçi de biriyim bir yanda. Tabii ki sizin kadar değilimdir, siz müthişsinizdir elbette. Artık Türkiye'de Türkiye'ye rağmen yaşadığımızı hissetmeye başladım. Yani istenmeyen çocuk olarak yaşamaya çalışıyoruz ve bu çok zor bir şey. Yani bunu birçok başlıkta alacağım bu arada bu konuyu. Söylemek istediklerim var bu konuda. Zaten aşağıya timestamp'lar atmışımdır. Belki de o kısım sizin ilginizi çekmiyordur. Sonrasına alabilirsiniz konuyu ama neden Türkiye'de Türkiye'ye rağmen yaşamak diyorum? Çünkü bunun ülkeyle, ülkenin ismiyle ya da bin yıllık devlet aklımızda falan bir alakası yok. İktidara göre yaşamak mı? Son dönemlerdeki milletimizin, halkımızın aldığı hale göre yaşamak mı? Belki de artık 2024 dünyası, 2025 dünyası artık hangi yılda izliyorsan ona rağmen yaşamak mı bilmiyorum ama örnek üzerinden gidelim. Bir evde annenizle babanızla yaşadığınızı düşünün. Bilmiyorum belki de aileyle büyümemişsinizdir ya da çok sevgi dolu bir ailede yaşamamışsınızdır olabilir ama en azından anlayabilirsiniz gördüğünüz çevrenizden ya da izlediğiniz şeylerle. Zaten yaşadıysanız da anlayacaksınız. Çok sevdiğiniz bir anneniz var, çok sevdiğiniz bir babanız var ya da abiniz var ya da amcanız var artık kimle büyüdüyseniz. Ve size o küsüyor. Ve hiçbir şey eskisi gibi olmuyor ya o evde. Orası sizin eviniz. Evet, aynı ev, aynı odalar, evin kokusu aynı. Ama herkes size kötü bakmaya başlıyor. Yemeğe çağırmıyorlar sizi. Sizden bahsetmiyorlar, adınız geçmiyor. Kötü konuşuyorlar sizle ilgili. Ya da kendinizi o evde artık yalnız hissediyorsunuz. Bu büyüdükten sonra aile evine dönen, dışarıda yaşayıp aile evine dönenlerde de oluyor. Bu his var artık Türkiye'de. Bu his çok kötü bir his lan. Değişseydi, başka bir ülkede olsaydık, gurbette olsaydık, başka ülkeden izleyenler de vardır. O zaman o kadar batmazdı, tamam mı? Ama biz hala buradayız. Ülke aynı ülke. Yani aynı ülke değil tabii ama. Hala sokaklarımız aynı, ilçelerimiz aynı, şehirlerimiz aynı diyelim. En azından kağıt üzerinde. Siz aynı kişisiniz. Tabii ki değiştiniz ama yine de sizsiniz işte yani. Ama hiçbir şey aynı değil de bir yandan da. Yıllar sonra okuluna gidersin de başka öğrenciler olur ve kötü hissedersin ya kendini. Onun gibi başka bir örnek de vereyim işte. Ya da evine gelirsin, başkası oturuyordur evinde senin. O çok kötü bir his ya. Ya üvey evlat hissine sonra geleceğim. Bir de öyle bir his yaşatıyor bize ülke ama bununla başladı benim bunu fark etmem. Aynı ülkedeyim ama bir yandan da öyle hissetmiyorum. Bu çok kötü bir şey. Bunu bir ilişkinin içinde de yaşayabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiye bir gün bakarsınız ve o kişiyi göremezsiniz ama seviyorsunuzdur bir yandan. Aslında o kadar da sevmiyorsunuzdur artık. Ne yapacağınızı da bilmezsiniz. O kişi aynı kişidir. Yatağınız aynı yataktır. Eviniz aynı evdir ama aranızdaki o şey kalmamıştır. O çok acıdır yani birini yaşarken kaybetmek acısı var benim içimde ülkemle ilgili. Ben ülkemle ilgili yaşarken ülkemi kaybettiğimi düşünüyorum ve bu çok acı bir şey. Sizin derdiniz ülkeyle ilgili daha büyük olabilir. Ülkenin yarısı böyle olursa zarttan zurt olur falanlara girmeyeceğim. Yani oraları geçtik artık. Bunu böyle bir 3-5 başlık altında alacağım. Maddi yönüyle başlayayım ben.
Maddi yönü korkunç yani. Maddi yönü diye bir şey kaldı mı bilmiyorum. Hani maddi yönünüz kaldı mı öncelikle onu sorayım. Benim hayatta kalacak, idare edecek diyelim. Hayatta kalmanın bir tık ötesinde idare edecek kadar param var şu an. Sizde ne durum bilmiyorum ama maddi yönü de şöyle kötüleşti. Artık paranın olup olmaması önemli değil. Eskiden ben 90'lar çocuğuyum bu arada. 90'lar çocuğu olduğum için çok üzülüyorum ülkenin haline. Siz mesela Z kuşağıysanız özellikle çok az yakaladınız onu. Bu alfa dedikleri Z'den sonra gelen kuşaksanız zaten hiç görmediniz. Belki o yüzden yadırgıyor olabilirsiniz ama 90'lar çocukları çok acı çekiyor. Yani şöyle çok acı çekiyor. Z kuşağı daha acı çekti onu. Ama siz en azından gençliğinizi yaşamışsınız, çocukluğunuzu yaşamışsınız diyebilirsiniz. Doğru. Siz onu da yaşamadınız. Daha kaos bir ülkede büyüdünüz. Eyvallah. Hele alfa kuşağı daha da kötü ama 90'lar kuşağı şöyle acı çekiyor. İşte dediğim gibi çok sevdiğim birinin yavaş yavaş karşında ölmesi, Alzheimer olup yavaş yavaş kaybolması gibi bir acı bizdeki acı. Siz direkt cenazeye doğdunuz. Alfa kuşağı bir zamanlar biri varmış da ölmüş gibi doğdu. Biz o gözümüzün önünde erime kısmını gördük. Maddi yön için de öyle. Ben orta halli bir ailenin çocuğuyum. Site çocuğu diye tabir edilebilir benim hayatım ama şöyle site çocuğu yani... Ama hiç dışarıyı görmedim canım falan gibi değil. Ben sokakta büyüdüm. İşte futbol altyapılarına gittim. Öyle yaptım, böyle yaptım. Zaten eve girmedim falan. Rahat bir aileydi benim o konuda. Daha böyle orta halli, daha düzgün. Birbirini seven anne baba, düzgün teyzeler, düzgün amcalar. İşte yazlıklar, tatiller. Devlet okullarında okudum bu arada. Ben üniversiteye kadar hiç özel okula gitmedim ama. Yine de daha düzgün tipler. Mahallem ise Bakırköy'de büyüdüm. İstanbul Bakırköy'de büyüdüm. Daha düzgünce bir, nezih bir semt falan filan gibiydi. O yüzden bu konuda şanslıyım. Ama mesela şu an orta kesim diye bir şey yok. Ya fakirsin, ya hayatta kalmaya çalışıyorsun, ya da çok zenginsin. Orta halli ne demek bilmiyorum. Ben mesela orta halli miyim? Emin değilim. Video izliyoruz. Koç Üniversitesi'nde okuyan çocuklara diyorlar ki, işte aylık ne kadar harcıyorsunuz? Öğrenci ha bu. Aylık diyor 60 bin lira harcıyorum. Öğrenci halimle diyor bunu. Yani şimdi bu zengin mi? Bu orta halli oldu demek ki. Bilmiyorum ki bu orta halli ise biz fakiriz. Bir de işte o kerpiç evlerde yaşayan TikTok fenomenleri var. Yani o tarz hayatlar var. Ya da çok zor durumda olanlar var. Daha kötü şakasız bir yerden alacaksak çocuğuna pantolon alamadı diye intihar eden babalar var. İş artık şuna geldi. İstediğin telefonu alamamak, PlayStation alamamak, bilgisayar alamamak. Hadi arabaları falan geçtim ki arabaları geçtim derken... Araba lüks bir şey haline gelmiş. Araba lüks bir şey değildi. Yani hiç değildi. Herkesin bir arabası vardı mesela. Dandik dündük de olsa bir arabası vardı. Lüks neydi? Ferrari falandı yani. Porsche falandı. Ama şu an dandik bir araba lüks oldu mesela. Mesela benim arabam yok. Benim ortalama üstü bir kazancım var. Senelerdir var. Belki parayı iyi tutamamışımdır. Ama benim arabam yok. Borcu anca araba alabilirim. Ama benim babam mesela normal bir maaşla araba aldı. Demek ki bununla ilgili değil. Demek ki araba aslında lüks değildi. Ya da telefon. Benim zamanımın işte lise zamanımın en lüks telefonu 66 çift sıfırdı. Yalvar yakar bir şekilde aldırdık. Hiç unutmuyorum 600 lira falan da ama tabii şimdinin parasıyla değil tabii de o zamanın parasıyla 600 lira yine çoktu yani ama alınabiliyordu. Zorlanılsa da orta kesim o zamanın iPhone'unu alabiliyordu. O zamanın işte atıyorum şimdinin ne arabası var artık arabaları takip etmiyorum ama Opel'ini alabiliyordu. Ya da işte krediyle ev alabiliyordu. Tatile gidebiliyordu yani. Tatil neydi ki lan? Tatil hiçbir şeydi. Hani bir hafta tatile gidiyordu. İlla ultra lüks her şey dahil bir şeye gitmiyordu ama. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Burhaniye Ören yani Türkiye'nin en ucuz yerlerinden biri olması lazım ki öyle. Orada bir tatil 2 kişi, 3 kişi hadi bir kişi de tatil 20 bin lira. O bir de her şey dahil de değil yani. Öyle alkol malkol de koymuyorum. 20 bin lira ne 20 bini be? 30 bin liradan en aşağı gelemezsin. Uçak bileti 2 bin lira, otobüs bileti 1000 lira. Çok korkunç bir yere geldi maddi yönü. Yani maddi yönünü konuşmanın daha uzatmanın bir anlamı var mı bilmiyorum. Zaten hepiniz yaşıyorsunuz. Buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Sanki yokmuş gibi davranılması. Yani bize deli muamelesi yapılıyor bazı insanlar tarafından. Ulan yok alamıyoruz, çok pahalı her şey. Yo her şey iyi diyorlar falan. Delirirsin hani o kötü. Bir sıkıntı şu. Tamam abi fakirlik var. Bak biz zamanında annemler babamlar anlatıyor işte. Çok fakirlik vardı. İşte karneyle zarzurt alırdık. Bir şeyler yoktu. Yasaktı. Zarzurtlu bir şeydi. Ama herkes biliyormuş fakirlik olduğunu, yokluk olduğunu tamam mı? Yani bütün kesimler tarafından böyle bir sıkıntı olduğu biliniyormuş. Şimdi olmadığı iddia ediliyor. Olmadığını iddia eden kişiler sizin aylık kazancınızı çünkü bir günde harcıyor. İşte buna deliriyorsun. Yani internet çağında yaşıyorsun.
herkes her şeyden haberi var. Nasıl lan görmüyorlar diyorsun? Yani nasıl oturup bir hesaplayamıyor da mı diyorsun? Yani bu nasıl anlamazlar bizim halimizden lan? En kötü şey de yani hani eyvallah siz de zor yaşıyorsunuz ama olacak be falan hani olsun be falan de. Yok abi ne zor yaşıyorsunuz ki lan diyor mesela. Alma diyor mesela. Alma yapma diyor mesela. İşte şuna zorunda bırakılmaya çok deliriyorum. Hayatta kalmak zorunda bırakılıyoruz. Hayatta kalmak yaşamak değil ki ama. Diyor ki iPhone olmadan da yaşarsın diyor. Samsung olmadan da yaşarsın diyor. Bilgisayarın olmadan da yaşarsın. PlayStation olmadan da yaşarsın. Atıyorum H&M'den giyinmesen de yaşarsın. Örnek veriyorum bunlar çok iyi bir şeyler diye söylemiyorum. Ya da şunu yapmasan da yaşarsın. Evet yaşarım. Ama ben neden tecritte gibi yaşamak zorundayım? O dönemi geçtik biz. Yerdeki ekmekle suyla da yaşarım. Çöpten ekmek de bulurum. Bunları da yaparım. Bu hayatta kalmak ama bu yaşamak değil ki. İşin kötü tarafı maddi yönünde artık bunları görüyor olmamız. Şimdi ben çocukken zenginler vardı, tamam mı? Zenginlerin olduğunu bilirdik ama görmezdik. Maksimum mahallemizin biraz zenginleri vardı. Onların çocukların elinde biraz daha iyi telefonlar vardı. Biraz daha Nike Total 90 giyiyorlardı. Adidas Fevernova ayak şeyleri topları vardı. İşte babasının arabası biraz daha iyiydi. Jeep'ti falandı falan. Bu tarz zengin. İşte PlayStation onlarda vardı falan. Bende de vardı da. Herhalde ben de başkasına göre zengin gözüküyordum bilmiyorum. O kadar da ama. O kadarını görüyorduk yani. Çünkü zaten o kadar da uçurum yoktu aynı mahallede. Ama şimdi telefon var lan. Bir telefondan girip kendini fenomen addeden aslında hiçbir zekası, hiçbir özelliği, hiçbir yeteneği olmayan insanların aşırı zenginlik içerisinde, aşırı lüks arabalarla, aşırı lüks yerlerde, aşırı lüks şeyler yaptığını görebiliyorum. İşte bu acı. Hadi ben belli bir yaştan sonra bunu handle'layabiliyorum ama küçük yaştaki insan bu onun psikolojisini bozuyor işte. Çünkü sen sabahın altısında şu kadar maaş veren bir işe gitmek için gece karanlığında metrobüste ayakta aman götümü çizmesinler diye işe giderken biraz telefona bakayım da bari yolda zaman geçsin derken o adamın ya da o kadının hiçbir iş yapmadan Dubai'den işte şu anda bilmem ne kulesinde bir kadehi senin 10 maaşın olan içkiyi yudumluyorum storiesini görüyorsun. İşte bu çok üzücü. Bu insanlar futbolcu değil. Eskiden futbolcuları görürdük böyle. Popçuları görürdük, sinema oyuncularını görürdük. Onlar da okey diyorduk. Bunlar ünlü anasını satayım. Bunlar kim? Hadi bunlar bazıları influencer diyelim, bazıları yine ünlü diyelim, bazıları bilmem ne. Bazı insanlar var. Bunlar kim ulan? İşte onlar senin vergilerinle yaşayan insanlar. Daha da deliriyorsun bu sefer. Niye diyorsun? İsyan etmek istiyorsun ama işte isyan da edemiyorsun. Edemiyorsun çünkü yasak. İsyan etmen de yasak, sorgulaman da yasak, konuşman da yasak, içeri alırlar bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Yaşamaya da keyfin kalmıyor. Şu kahveyle mutlu olabilirim ben, tamam mı? Derim ki oh, işte bilmem ne kahve keyfi falan. Tam o kahve keyfini alırken elime telefonu bir alıyorum. Pezevenk Paris'te kahve keyfi yapıyor. Anladın mı? Ama senin yarın bile etmiyor adam aslında ya da kadın. Diyorsun ki sıçayım bu kahveye ya. Keyif alamıyorsun. İşte bunu dengeleyemiyoruz bir de. Hani aslında şimdi gitsen bir psikoloğa ve psikiyatra diyecek ki işte elindekilerle mutlu olmayı öğrenmeyi ve. İyi de kardeşim hep elimizde olmayana maruz kalıyoruz. Bu sıkıntı. Sen sürekli başkasının oyuncağını görürsen ve o oyuncak daha parlaksa kendi oyuncağın daha sönük gelmeye başlarsın. Ha bunun çözümü bakma sosyal medyaya mı? O da değil. Ama böyle de bir ağırlığı var maddi yönünün. Yani zaten çok fakiriz, bir de çok zenginlere maruz kalıyoruz. Ve o zenginler de hiçbiri hak ettiği için zengin değil. Böyle bir sıkıntımız var. Bir de şu yönüne gelelim maddi yönüne. Belli bir paran olsa da kaliteli bir şey alamama. Deliriyorum ya, deliriyorum. Son dönemlerde buna deliriyorum. Bak teknolojik yanı diye bir şey, hadi buraya teknolojik yanı timestamp'i koyalım. Ne alaka diyeceksin teknolojik yanı? Teknolojiye ulaşmamız yasaklandı arkadaşlar, farkında değilsiniz. Belli bir teknolojinin üzeri inanılmaz pahalı yapıldı almayalım diye. Belli bir teknoloji de bize yasaklandı. Bu neden son dönemlerde bir de vergi getirildi? Ben şimdi bir örnek vereyim size. Bir tane kulaklık alacaktım. Kulak içi kulaklık, işte kablosuz Arthur. Sony kulaklık, tamam mı? Türkiye'de de yok. Neden? Çünkü Sony Türkiye'den çekildi. Neden? Neden acaba? Neyse. Buldum internetten. B&H mi? Öyle bir site, reklam olmasın. Amerika'dan kulaklık alacağım. Ne kadar? $170. Kargo hariç.
ne kadara geliyor? 6-7 bin mi artık? Artık bilmiyorum güncel kurla ne oldu. Alamıyorum onu. Neden biliyor musunuz? Çünkü 150 doları geçiyor. Çünkü 30 doları geçen toplamda 150 dolar, 5 tane 30 dolarlık yapabiliyorsun galiba. Toplamda 150 doları geçen herhangi bir alışveriş inanılmaz bir vergi biniyor. Hesapladığın zaman ÖTV de biniyor teknoloji olduğu için. Bir de gümrük vergisi biniyor, bilmem ne biniyor. 6 bin liralık bir kulaklık için toplamda 10 bin lira ekstra masraf istiyor. Bir de o kulaklığı almak için gümrük müşaviri tutup para vermen gerekiyormuş ki gidip alasın bilmem ne. Ya bu nasıl vicdansızlık ya? Neden? Bunun bir cevabını verin ya. Neden? Yurt içi tüketimi arttırmak için. Yurt içinde yok ki be kardeşim. Yok. Neden acaba ben yurt dışından? Ben şimdi durup dururken atıyorum Amazon Türkiye'de satılan bir şeyi. Neden gidip Amerika'dan getirtmek isteyeyim? Ben manyak olabilir miyim? Değilim. 1000 lira fazla olsun yine Türkiye'de alırım. Ama yok. Ama sen dandirik bir LED ışığı, dandirik bir kulaklığı, bir HDMI kabloyu, bir hava temizleyiciyi burada yurt dışından, üreticisinden 10 bin lira fazlaya satarsan, ben tabii ki geri zekalı olmadığım için yurt dışından almak isterim. Sen buna yasak koyuyorsun. Ya sen buna yasak beni cezalandıracağına, satıcıyı cezalandırsana. Şunun fiyatını adam gibi dengele de, bu insanlar da buradan alsın dese ya, diyemezsin. Neden? Çünkü sen o yapıyorsun o fiyatı değil mi? O vergiyle sen yapıyorsun. Çünkü aslında o hava temizleyici 3 bin lira. Sen o hava temizleyiciden 5 bin lira vergi istediğin için o 8 bin lira oluyor. O yüzden dışarıda 3 bin lira. Yapma bunu. Yapma. Azalt o vergini. Daha çok satın alalım. Yok abi. Neden? Almayın diyor ya. Almayın. Neden almayayım ya? Para harcama. Alışveriş harcamalarını diyor azaltacağız. Ya sen benim babam mısın lan? Sen benim amcam mısın? Sen benim anam mısın? Sen kimsin de benim alışveriş harcamamı azaltacakmışsın ya? Borçlanmayı azaltacağız diyor. Neden acaba borçlanıyoruz birader biz? Neden ben telefon, götüme pantolon almak için borçlanmak zorunda kalıyorum? Yasaklayarak borca girmemizi engelleyecek. Çünkü hepimiz manyağı anasız değil mi? Hepimiz manyağı. Serdar Ortaç gibi kafayı yedik. Kumarda harcıyoruz bütün parayı. Pantolon alıyoruz parayla. Çıldırdık anasız. İhtiyacımız olmayan şeyler alıyoruz. Tabii bunu yapanlar var mı? Var. Ama hepimiz değiliz ya. Kimse keyfinden borçlu değil ya. Kredi kartı borcu olmayan var mı aranızda ya? Ya da ailesinde olmayan var mı? Olmayan varsa da olacak. Haberiniz olsun. Ya bu keyfi bir şey değil ki. Bir de her şeyin kalitesizi. Türkiye'den satın al diyor. Şimdi bilmeyenler için bazı markalar ucuza satıyor. Atıyorum, örnek veriyorum. HDMI kablosu, bu televizyonlara taktığımız, işte bilgisayarlara taktığımız kablolar, görüntü kabloları. Diyor ki Türk ürünü diyor. O diyor 300 lira diyor. O bir yabancı diyor 1000 lira onu alma diyor. Ben gerizekalı değilim. Ben biraz araştırınca bunun ne olduğunu anlayabiliyorum. Bunların hepsi, isim vermeyeyim. İşte bazı markalar var. Bunlar Amazon'da da var. Çin mallarını alıyorlar. Atıyorum HDMI 2.1 kablo diye üzerine, hatta üzerine bile değil, paketine kendi markasının logosunu yapıştırıyor. Sana Çin malını satıyor. Amazon'da biraz araştır. Aynı görünüşte 40 tane kablo var öyle. Bakalım yapabiliyor mu o 2.1'i? O da meçhul. Teknoloji denetimi getir. Millet şikayet var da kendini parçalıyor bu markalar yüzünden. Bir tane denetmen getir. De ki kardeşim sen bu kabloyu satıyorsun ama bu kablo senin dediğin kablo mu bakalım? Bu kablo senin dediğin şeyleri yapıyor mu bakalım? Bir onaylat bakayım kaç tane Türk üreticisi kalıyor. Sadece kazıklanıyoruz ya. Delireceğim artık. Sadece kazıklanmaktan çok yoruldum. Hiçbir yediğim yemekten keyif alamıyorum arkadaşlar. Siz alabiliyor musunuz ya? Sürekli aldığım, söylediğim yemeklerin bu kadar etmez düşüncesinden, hiçbir yemekten, lezzetten keyif alamıyorum. Benim bir yemeğe verecek 1000 liram da var, 2000 liram da var. Ama benim o sikko yemeğe verecek 300 liram yok, anladın mı? 1000 tane indirim kovalarız. O indirimler de zaten bizi kazıklıyorlar, başka bir şey değil yani. Aynı yemeği, 200 liralık yemeği 400 lira yapıyor, sonra 200 liraya düşürdüm diyor falan filan. Hiçbir yemeğin karşılığını alamıyorum. Bari de ki, bak bu yemekte, şimdi bir yemek koyuyorsun, atıyorum makarna değil mi? Makarnam de, benim makarna, 1000 tane masrafım var, vergim var, cartım var, curtum var de. Benim makarnam de 500 lira. Yersen de, tamam mı? Ben dedim ki, 500 liralık makarna yiyeceğim lan ben bunu alırsam. Onu ona göre söyleyeyim. Sen gidip dünyanın en kötü makarnasına 300-400 lira koyuyorsun. Ben de diyorum ki 300-400 liralık makarna yiyeceğim lan. Alıyorum. 100 liralık bir makarna bile değil. Ya vicdansız, bunu 1000 lira yap gerekirse. Ama kaliteli bir şey alacağımı bileyim. Ben artık pahalıysa kaliteli, ucuzsa kalitesiz olduğunu da anlayamıyorum. Hani böyle bir kavramımız da gitti.
Yani bana bir şeyi 500 liraya da satsa, 100 liraya da satsa iyi herhalde deyip geçiyorum yani, anlamıyorum. Zaten internete erişim kısmı bambaşka bir dava. Sitelere giremiyoruz. Sansür online, sansür telekom. Bir sürü sansürümüz de var biliyorsunuz. VPN'leri yasaklıyorlar. VPN'in olayı sadece yasaklı sitelere girebilmek değil. Başka şeyler için de kullanılıyor. Onu kullanmamıza izin vermiyor. Ve o kadar bilgisiz ki insanlar. Orada çalışan insanlar. Suratıma kapatmışlıkları var ya. Telefonla arıyorum, diyorum ki benim diyorum işim bu. Ben diyorum upload vermek istiyorum. Upload'u bilmiyor. Öncelikle upload'u açıklıyorum ona. Yapay zeka gibi eğitiyorum o marabayı. Bu arada çalışana işte, ama o çalışan hani çalışansa bilecek abi. O bilmem ne online'da çalışıyorsa upload'un ne demek olduğunu bilecek, kusura bakmasın yani. Sen bana yayıncılıkla ilgili ya da fotoğrafçılıkla ilgili bir şey sor. Bilmiyorsan benim ayıbımdır. Ha, eğitmiyorlar abi. İşte o zaman da markanın ayıbı, ama ikisine de geçiririm. Umurumda bile değil. Bu zaten bu çalışan kutsallığından çok sıkıldım ben. Çalışan işini doğru yapacak önce. Bilmiyordu. Her neyse dedim ki böyle böyle işte sanırım dedim beni ölü bir IP havuzuna atmışsınız dedim. Yani upload veremiyorum. Normalde yasak olmayan bir şey yapmak istiyorum. Amazon serverına çıkış almam lazım. Çok da teknik anlatmadım. Biraz da böyle açıklayıcı anlattım. Tamam dedi, bekleyin ben sizi tekrar şey yapacağım dedi. 2 dakika bekletiyorum dedim. Herhalde bilen birine soracak. Tak kapattı. Suratıma kapattı lan. Suratıma kapattı bilmediği için. Tekrar aradım, başkası çıktı, ona da tekrar anlattım, anlamadı falan. Ve biz bu internetlere 400 lira 500 lira ödüyoruz. Bak bazı şeyler pahalansın eyvallah, ama onun karşılığını alalım bari istiyorum. Yani 500 değil 1000 lira vereyim ama bana 1000 liralık bir şey verin. Yok yok, vermiyorlar. Her şeyin kalitesizini yani, o kadar dandik şeyler ki arkadaşlar, bir web kamerası arıyorsun Türkiye'de yok. Koskoca Razer'ın Türkiye'de şeyi yok, Sony'nin Türkiye'de şeyi yok. Böyle hiçbir şeye ulaşamıyoruz artık ve yani böyle 3. dünya ülkesi konumuna geldik. Eskiden her şey vardı lan. Dandik böyle yeraltı çarşılarında falan, bilmem ne kapan, un kapanında böyle pasajlarda falan bulurdun en kral teknolojik ürünleri. Şimdi en güzel yerde bulamıyorsun ya. Paran olsa da yok, olmasa da yok. Her şeyin kalitesizi, teknoloji de değil sadece. Hadi teknolojik ürün... Bu başlık altında konuşalım ama sigara ya, içmeyin. Siz dünyanın en kötü şeyi. Hadi bir tane de içeyim. Normalde içmeyecektim bu içerikte ama bahsettik, bir tane yakayım bari dertleşmiş olalım. Bir şey yasaklamıyorsan sen bunun iyisini satmakla mükellefsin, tamam mı? Sen bana bir şeyi 80 liraya satıp bunu saman gibi veremezsin bana. Ya yasakla bunu. Çok zararlı. İçmeyin siz. Sakın içmeyin küçük kardeşlerim. Büyük yaştaki kardeşlerim de bırakır inşallah. Ama bari iyisini sat, 150 liraya sat. Free Shop'ta olan tütünü bana burada satmıyor. Neden kardeşim? İşte bak bu üvey evlat muamelesinden delireceğim ya. Kıbrıs'ta var tütün, 30 lira, burada yok, bulmaya çalışıyorsun. Onun da çakmasını yapıyorlar. Bir de oradan dolandırılıyorsun. Ya vatandaşın dolandırılıyor, senin bunu bilmiyor olma ihtimalin var mı? Her hafta tütüncü basıyorsun sen. Millet Adıyaman tütünü içmekten Gollum'a dönüştü ya. Kardeşim adam gibi yap, o getir o ithal tütünleri, bas vergiyi üstüne gerekirse öyle satın alalım. Ya da sen koskoca Türkiye'sin, tütün satıyorsun, dünyaya tütün satıyorsun sen. En kral tütün sende, yap onu sat. Hiçbir şeyden para kazanmak istemiyorlar. Alkol, senin rakı gibi bir dünya markan var. Onun bile kötüsünü satıyorsun, biranın kötüsünü satıyorsun. Yapma bunu ya. İnsanlar bir şeyin kalitesini alabilsin. El iyisi gibi eskiden bazılarınızın ailesinde vardır. Evin salonunu, evin çocuklarını açmayan anneler vardır böyle. Bir ara bizimki de öyle bir şeyler yapmıştı. Evin salonu kilitliydi anasını satayım. Biz oturma odasında oturuyorduk. Evin en güzel odası misafir gelince açılıyordu. Kim ulan misafir? Turist her şeyin iyisini yaşıyor. Arap her şeyin en iyisini yapıyor. Türkiye hiçbir şey yok. Ya niye kardeşim, ben bu ülkenin vergisini veriyorum ya. Ben bu ülkenin tütününün de en iyisini içeceğim. Ben bu ülkenin alkolünün de en iyisini içeceğim. Varsa teknolojisi de değerlendireceğim. İnternetini de yiyeceğim. O zaman işte şikayet etmem. O zaman gelen o vergiden şikayet etmem. Sıkıntı o zaten. Sürekli başımızda cebimizdeki paraya çöken bir üvey baba varmış gibi hissetmekten mutsuzuz biz. Bu ülkedeki gerginlikler, şiddet, hırsızlık bu yüzden arttı zaten. Hadi gelin manevi yönünü konuşalım. Zaten maddi yönü manevi yönünü tetiklediği için daha da beteriz.
fakirlik için bir sürü laf vardır işte. Fakir şöyle olursa, işte insanın cebinde parası olmazsa böyle olur, borçlunun şeyi şöyle olmaz bilmem ne var. Bir sürü argo var biliyorsunuz. Eski filmler vardı, bilir misiniz bilmiyorum. Yaşı küçük olanlar pek denk gelmemiştir. Eskiden televizyon diye bir şey olduğu için Türkiye'de, şimdi onu da öldürdüler. Millet sadece televizyonda 6 tane karısı, 5 tane kocası olan kadınlar birbirine düşüyor. Ya da sabah programlarında insanları öldürüyorlar. Ya da işte haberler oluyor ya da birbirlerine bağıran futbol adamlar oluyor. Başka bir şey yok ama. Eskiden Türk televizyonlarında Münir Özkul, Adile Naşit'in filmleri olur. Böyle fakirler ama çok mutlular böyle. İşte fakiriz ama mutluyuz. Bari o olsaydık ya. Yani fakir olsaydık ama mutlu olsaydık, birbirimizi sevseydik. Bak, fakir insan zaten gergin olur. İstediği şeyi alamayan, alma gücü olsa da ulaşamayan insan zaten gergin olur. Bir de sürekli kafamıza vuruyorlar. Sürekli televizyondan çıkıp bize bağırıyorlar, bize terörist diyorlar, bizi sürekli azarlıyorlar, ötekileştiriyorlar, sokakta yaşamamıza izin vermiyorlar, bizi öldürüyorlar, bizi dövüyorlar ve karşımızda biri de yok buna karşılık verecek. Hani bir noktada artık karşılık vermek istiyorsun, böyle biri de yok. Bu artık sadece bir iktidar da değil, bu artık halkın kendisi haline geldi. Halk birbirinden nefret ediyor, ben yayıncı olduğum için bunu biliyorum. Daha yüz yüze görüyorum. Siz belki iş hayatınızda, okul hayatınızda çok da şahit olmayabiliyorsunuzdur. Kendi arkadaşlarınızla ya da birkaç iş arkadaşlarınızla görüşüp işte iş yerinden dönerken ya da okuldan dönerken kulaklığı takıp dünyaya kendinizi kapatıyorsunuzdur. Görmüyorsunuzdur belki. Ben görmek zorundayım. Sürekli sosyal medyaya bakmak zorundayım. Artı bir de her gün yüzlerce kişi gelip bana durup dururken bir şey söyleyebiliyor ya da YouTube'da yorum yazabiliyor. Ben artık o öfkenin varlığını, çok somutluğunu hissedebiliyorum ve görebiliyorum. Herkes nefret dolu. Kötülük yükseliyor. Yani Yüzüklerin Efendisi'ndeki o Sauron'un kötülüğü elfleri yok eder yavaş yavaş. Böyle filmde öyledir. Arwen'in hayatı yavaş yavaş işte ölümsüzlüğü çekilir Sauron güçlendikçe. Normal, iyi, düzgün insanlar olarak bunu hissetmeye başladık. Artık dışarıdaki kötülükten tükenmeye başladık. Ben mesela eskiden haftada 2-3 dışarı çıkan biriydim. Şimdi ayda bir kere zor çıkıyorum. O da kız arkadaşım ısrar ederse. Çünkü istemiyorum arkadaşlar. Ben asosyal biri olduğum için değil. Tabii ki işim de buna etkili. Ben sürekli insanlarla muhatap olduğum için zaten hani biraz bıkıyorum sosyalleşmekten. İnternet üzerinden sosyalleşmek durumunda kalıyorum. Ama ben dışarıda hayatta kalma hissinden çok yoruldum. Ben o yüzden tatile gitmeyi seviyorum, Ören gibi bir yere, küçük bir yere. Çünkü orada hayatta kalma hissi olmadığı için üzerimden sanki böyle bir 20 kiloluk çantayı omuzlarımdan indirmiş gibi hissediyorum. Ama Türkiye'de, İstanbul'da özellikle dışarı çıktığımda sürekli takip mi ediliyorum? Kız arkadaşıma mı bakılıyor? Bana mı bakılıyor? Cüzdanım mı çalınacak? Telefonum mu çalınacak? Şuraya gitmeyeyim. Ya kız da buraya gidilmez, erkek de buraya gidilmez. Gece şuradan geçilmez. Önümdekini takip, arkamdaki beni takip mi ediyor? Önümdeki benim onu takip ettiğimi mi zannediyor? Araba mı çarpacak bana? Taksici psikopat mı çıkacak? Bin tane şey. Bu hisle yaşanır mı ya? Bu çok yorucu bir şey. Sürekli survive etme hissiyle yaşanır mı? O yüzden dışarı çıkmak istemiyorum. Kalabalıkların arasına karışmak istemiyorum. Bir de tabii ki terör olayları bilmem ne de olabiliyor. O kadar sıkıldım ki gideceğim yere, maddi durumum o ara yeterliyse taksiye binip gitmek ve hemen eve dönmek istiyorum. Hemen. Aranızda çoğu kişi evcimen olmuştur. Çok eminim buna. Ben oldum çünkü, onu biliyorum. Çok şükür evimi de biraz istediğim gibi yaptım ama hani aile evinde istediği gibi yaşamayan insanlar tabii çok mutlu değildir aile evinden ama çoğumuz evcimen olduk. Neden biliyor musunuz? Çünkü hiçbir anlamı kalmadı ki. Eskiden bir şeye benzerdi. AVM'ler bir şeye benzerdi mesela. AVM'ye giderdik. İnsan profili düzgündü en azından. Bir şeyler yerdik. Bir sinemaya giderdik, çıkardık. Bir kafede otururduk. Ne bileyim, ben işte Bakırköy'de büyüdüğüm için oranın bir gece hayatı değil de akşam hayatı diyelim. İşte kafeleri, küçük barları falan. Orada takılırdık şimdi. Şimdi yok. Bak, Beylikdüzü'nde var mesela. Beylikdüzü'nde yaşıyorum ben. Kafeler, barlar, hatta gece hayatı bile var. Ama istemiyorum. Çünkü insanlardan çekiniyorum. İnsanlara bir şey yapmaktan da çekiniyorum. Çünkü insanlardan artık nefret etmeye başladım. Çok önyargılı olmaya başladım. Irkçı biri haline gelmeye başladım. Açık açık söylüyorum. Ben artık ırkçı biri haline gelmeye başladım. Bunun sebebi de ben değilim. Kimse bana burada SJV'lik yapıp da sen işte ırkçıyım diyerek işte bilmiyorum. Hayır abi, bana bu yaşatılıyor yani. Ben
Ben yapmıyorum. Ben durup dururken kendi ülkemde burada oturarak belli bir ırktan nefret etmeye karar vermedim. Ya da ten renklerine ya da konuşmalarına bakarak nefret etmeye karar vermedim. Benim evime çöküldü. Benim salonumun ortasına sıçıldı. Benim duvarlarıma kakalar atıldı. Benim evimdeki sevdiğim insanlar taciz edildi. Benim paralarım çalındı. Ve gitmediler ve beni göndermek istiyorlar. Bir zahmet o kişilerden nefret edersin. Ve ben evet nefret etmeye başladım. Nefret etmekten de nefret ediyorum. Neden nefret besliyorum ben bir şeylere? Neden böyle bir hissim var benim tanımadığım insanlara karşı? Nasıl bana bu hissi yüklediniz? Ne hakkınız var sizin buna? Ve bu yüzden de sokağa çıkmak istemiyorum mesela. Bir yerlere gitmek istemiyorum, kafelere gitmek istemiyorum. Çünkü artık kafelerde, barlarda insanlar artık eğleniyormuş gibi yapıyorlar arkadaşlar. Eskiden eğleniyorlar. Eskiden ben eğleniyordum mesela. Artık ne zaman bir yere gitsek, ne zaman eve döneceğiz düşüncesi var hepinizin kafasında değil mi? Bende var çünkü birçoğunuzda da olduğunu düşünüyorum. Nasıl döneceğim eve? Kaçta döneceğim? Hemen döneyim falan. Hani eskiden eve girmek istemezdik. Oradan oraya, buradan buraya. Şimdi aman tamam. Tamam geldik yeterince soyu. Var ya bir tane çizgi filmiyle. Ha tamam geldim ben oldu. Ha tamam tamam sosyalleştim falan. Onun gibi oldu. Tamam kafeye geldik. Gelmek için geldik. Oturduk hemen biraz söyleyeyim. Aman bir sıkıntı çıkmasın. Kazıklandım mı? Oh kazıklandım. Tabii ki kazıklandım bu arada. Kazıklanmadığım bir kafe, bir bar hiç görmedim artık uzun süredir. Oh tamam kazıklandım. Ya artık mesela biraz düzgün garsonu olan, biraz düzgün bir ortamı olan bir yer gördüğümüzde aklımız çıkıyor. Hep oraya gidelim, başka hiçbir yere gitmeyelim, ne olur oluyoruz. Benim üniversite çağımda Taksim vardı. Ve Taksim şu anki Kadıköy donunda sallardı o zamanki Taksim. Küçük Beyoğlu, pendorlar, makinalar, ruflar, çatılar, asmalı mescitler falan. O zamanların gece kulüpleri bile iyiydi. Eğlenceliydi, gidilirdi yani. Gençler gece kulübüne giderdi, şimdi öyle bir şey yok. Zaten gece kulübü lame bir şey haline geldi de. Çok erken yaşta amca gibi konuşmaya başladık. Eskiden falan. Eskiden dediğimizde 10 sene ha. Yani eskiden de değil çok. Hatta 10 seneden kısadır belki. Bizim hayatımızdan gece hayatını çaldılar mesela. Kadıköy'e taşıdılar. Kadıköy'e gidin Allah aşkına. Cumartesi akşamı Kadıköy'e gidin bir bakın. Herkes bir yerlere gidiyor. Herkes küçücük kafelerin, barların içine dolaşıyor ve ne dedikleri birbirlerini bile duymuyorlar. Eskiden de öyleydi ama artık orada bulunmak için oradalar. Artık çoğu arkadaş grubu evde toplanmaya başladı. Daha bir sohbet edebilsin, daha rahat muhabbet edebilsin, istediğini içebilsin diye. Zaten bir bira 300 lira. Hangi öğrenci bunu karşılayabilir? Hangi üniversitede bunu karşılayabilir? O bahsettiğimiz Koç Üniversitesi'ndekiler hariç. Onlar da oralara takılmıyor zaten. Kuruçeşme'dedir onlar. O yüzden dışarı çıkmak diye bir şey kalmadı ya. Eğlenmek için, hava almak için, gezmek için, sosyalleşmek için dışarı çıkmak diye bir şey kalmadı. Depresyona girmemek için dışarı çıkmak diye bir şey kaldı. İşte beni deli ve asosyal zannetmesinler diye dışarı çıkıyorumculuk kaldı. O da biraz paramız varsa tabii. Yoksa o da yok. Tabii sinema falan da artık evde izleniyor. Filmler bilmem ne. İyi ki de evde izleniyor. Yani bunu sadece göçmenlere de bağlamıyorum. Bizim insanımız da artık birbirinden nefret ediyor. Sabah hiç metrobüse biniyor musunuz? Ben bayağıdır binmiyorum sabah erken saatlerde ama normal saatlerde başka zamanlarda biniyorum. Toplu taşıma kullanan biriyim. Özellikle sabah saatlerinde ve iş çıkışı saatlerinde herkes hayatından nefret ediyor. Zaten nasıl etmesin beyaz yakalı biri? Sabahın 6'sında gecenin karanlığında kalkıyor, servise ya da metrobüse ya da metroya biniyor, işe gidiyor, herkes birbirinden nefret ediyor, sinirli bakıyor, dönerken zaten işte ay yaşlıya mı yer vermedim, yok şöyle mi vereceğim bilmem ne, bitmiş şekilde evine geliyor, yiyebiliyorsa yemeğini yiyor, duş alabiliyorsa duş alabiliyor, zaten bir saat sonra uyuyakalıyor, bir haftada bir gün tatili falan oluyor, belki de iki gün. Bu yaşamak mı ya? O bir iki günde de zaten parası yetmiyor çoğu şeye de, gideceği yerlere de. Yaşamak için çalışmak gerek. Çalışmak için yaşıyoruz. Çok üzücü bir şey lan. O yüzden kimse işini sevmiyor zaten. Yoksa belki de işimizi seveceğiz yani yaşayabilsek. Ama iş dışında yaşamıyor ki çoğu insan. Öğrenciyseniz çok içinizi karartmak istemiyorum ama maalesef böyle bir şey oldu yani bu ülkede. Kahvemi yeniledim, çok soğumuştu. Bir de gelelim özgürce yaşamak kısmına. Manevi yönden bizim yaşama isteğimizi, eğlenme isteğimizi zaten elimizden almışlardı. Bir de tabii ki korku. Bunu biraz az önce bahsettik ama daha derinine inmek lazım. Şiddetin geldiği nokta apayrı bir nokta. Artık filmlerde görsek inanmayacağımız derecede korkunç şeyler yaşanıyor. Kadına şiddet artık arşa çıkmış durumda. Çocuğa şiddet artık korkunç bir boyuta gelmiş durumda. Erkeğe de şiddet öyle. Yani insana şiddet inanılmaz bir boyuta gelmiş durumda. GTA serverı gibi, Fortnite serverı gibi yaşıyoruz.
herkes birbirini vuruyor, herkes bıçaklaşıyor, herkes birbirine bir şey yapıyor, herkes sokakta bana mı lan şeklinde yürüyor, herkes tetikte, herkes hayatta kalmaya çalışıyor sokakta ve bu çok korkunç bir his. Hiçbir kadın rahat yürüyemiyor sokakta, hiçbir kadın özgürce istediğini giyemiyor sokakta. Bizim ülkemizde kızla gidilecek mekan, kızla gidilmeyecek mekan, kızla gidilecek muhit, kızla gidilmeyecek muhit diye bir şey var. Niye var abi böyle bir şey? Ha diyeceksin ki başka ülkelerde de öyle abi. Londra'da insanın götüne daha sormadan bıçağı takıyorlarmış. Bana ne lan Londra'da? Buna da çok kılım ha. Yurt dışından örnek verip, ha yani Almanlar, Amerikalılar, İngilizler de böyle, senin çok götün kalkmasın. Ne münasebet oğlum ben onlardan örnek alacağım. Neden kötü? Kötü örnek değildir ki. Kötü bir örnek, örnek değildir. O zaman gel verelim, 1000 tane de güzel örnek var. Tabii ki büyük başkentlerde, büyük metropollerde sıkıntılı yerler vardır. Her ülkede vardır. Ama bir ülkenin %80 kısmı sıkıntılıysa, bence başka ülkeyle örnek verilecek bir durumumuz yoktur diye düşünüyorum. Koskoca İstanbul'un çok birkaç muhiti ve birkaç mekanı sıkıntısızsa, rahatça giyilebilir, rahatça gidilebilir, rahatça takılınabilir bir yerse, ülkenin bazı şehirlerine hiç girilmemesi gerekiyorsa artık, ülkenin sadece belli kısımlarında, belli yerlerinde belki rahatça tatil yapılabilir durumdaysa, bence bu artık Londra'dan örnek verilecek bir durumda değiliz. Ki biz Londra'da değiliz. Biz nasıl mastürbasyon yapıyoruz kendimizde, halkımızda? Misafirperverizdir, anlayışlıyızdır, dinlere saygılıyızdır, başkasının karısına kızına bakmayız, kimsenin görüşüne bir laf etmeyiz. Hani nerede abi bunlar? Neden bizim ülkemizde bu kıyafette metrobüse binilmez diye bir şey var mesela? Neden benim aklımda böyle bir şey var mesela? Neden kız arkadaşımla güzel bir yere gideceksen ve o rahat bir şey, güzel, şık bir şey giyinecekse, onun metrobüse değil de mecburen taksiciyle ve tanıdığım bir taksiyle götürmek durumunda kalıyorum mesela? Ben psikopat ya da şizofren miyim? Değilim. Ülke böyle. Sadece kadınlara da değil bu arada tabii ki. Ama kadınlara daha fazla tabii ki. %90 oranında daha fazla. Ama erkeklere de var yani. Ben kapri ve küpeyle metrobüse binip dayılardan çık 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 diye bakıldığını gördüm. Hayırdır birader dediğim zaman önüne baktı ama. Herhalde öyle bir şey beklemedi. Biraz empati de yapmamız lazım. Sevgili erkekler, sizlere söylüyorum. Kadınlar zaten bunu biliyor. Gerçekten zor durumdalar psikolojik olarak. Bak, senin yaşadığını onunla çarp. Sokakta yaşadığın güvensizliği, rahatsızlığı onunla çarp onun için. Zaten sosyal medyada, internette kendilerini saklamak durumunda kalıyorlar. Benim özellikle kendi komünitemle gurur duyduğum en büyük şey, kadınlar başka nicklerin ya da garip şeylerin, isimlerin arkasına saklanıp kadın olduklarını gizlemek zorunda kalmıyorlar. İlla kötü deneyim yaşamış, başkası saçma sapan biri yüzünden canı sıkılmış olan kadınlarımız vardır benim topluluğumda da, ama genelde bu güvenliği, bu rahatlığı sağlamaya çalışıyorum. Ama internette de korkunç bir yer olduk artık. İnternette şöyle, ya en uç noktadayız ya en alt noktadayız. Mesela ne oldu da Z kuşağının sonları, böyle early Z kuşağı da değil, Z kuşağının sonları bu kadar muhafazakar oldu lan. Oğlum en ufak bir şeye ben mağarama döneyim demeye başladınız ha. Bazılarınız. En ufak bir şeye bir video oluyor. İlk yorum kızın kıyafetiyle ilgili. İlk yorum kızın sakız çiğnemesiyle, hareketleriyle, konuşmasıyla ilgili. Geçen gün iki tane kız babasına sürpriz yapmış. Evinde ya, kendi evinde. Kızlar nasıl giyinmiş öyle diyor ya, evinde. Ya sen Cro-Magnon musun? Sen hayvan oğlu hayvan. Sen... Ya evinin içinde babasına sürpriz yapan kızlar nasıl giyince? Ayrıca sana ne lan? Nasıl bu kadar muhafazakar? Ve bunlar küçücük insanlar yani, 15-20 yaşında çocuklar yapıyor bu yorumları. Nasıl bu kadar muhafazakar? Muhafazakar da değil bu, yobazlık. Bunun dinle bir alakası yok. Sizin ilk aklınıza gelen şey bu. Ama her gün porno izliyorsunuz mesela. Hayalinizdeki kadınlar hep o seksi kadınlar mesela. Aşık olduğunuz kadınlar hep o seksi kadınlar mesela. Asla öyle mütehasip insanları iyi bulmazsınız, güzel bulmazsınız mesela. Ama ben mağarama döneyim oluyor sonra. Kardeş sen ne istiyorsun ya? Eski zamana göre yaşıyorsunuz bazılarınız, tamam mı? Ki eski zamanda benim annemlerin döneminde ne fotoğrafları ne gezmişti, daha rahatmış anasını satayım, 70'ler 60'lar. 60'lar 70'ler bu ülkenin tap noktasıymış sosyallik açısından. Her neyse, bazılarınız o böyle Anadolu demeyeyim ama hadi böyle saf maraba şeklinde yaşıyorsunuz. Ama maraba gibi insanlar da değilsiniz. Adam gibi çalıştığınızı görmedim bazılarınızın. Ya da kadınına, ailesine, hani öylesiniz ya bazılarınız, işte kadın dediğin öyle giyinmez, kadın dediğin. Ama siz o erkekler değilsiniz ki lan. Siz öyle bir erkek olun, öyle bir kadın arayın. Öyle değilsiniz ama.
Siz derken sakın triggerlanmayın. Senden bahsetmiyorum. Öyle konuşuyorum yani. Vardır aranızda illaki ama daha genel alıyorum. Bu yobazlık yavaş yavaş bizi soktukları var ya, o kadar böyle oturmuşlardır, sigaralarını içiyorlardır. Böyle bak nasıl yaptık, bak bak ne hale getirdik, bak hiç farkında bile değiller. Kendi istekleri gibi yapıyorlar diyor. Nasıl gülüyorlardır biliyor musun? Nasıl gülüyorlardır, eğleniyorlardır o fil dişi kulelerinden, o saraylarından sizde. Sorsanız muhalifsiniz ama hemen ilk yorumunuz kızın kıyafeti oluyor, bilmem nesi oluyor. Orasına burasına bakmak oluyor, laf etmek oluyor. Ya tecavüz ve cinayet haberinde bile ilk yorum o saatte oralarda ne yapıyor? Ki bu bir şey haline geldi biliyorsunuz. Hani o saatte orada ne işi varmış muhabbet. Bunu hala kullanıyorlar arkadaşlar. Öldürülen iki kız kardeşimiz hakkında o çocuk da oraya... Yani ilk reaksiyonunuz kafanızda bunu normalleştirmek oluyor. Ama yapmayın. Bunu ben de yapmışımdır belki, bak. Öz eleştiri olarak. Yani diyorsun ki bu kadar kötü olmamalı ülke, herhalde bir sebebi olmalı diyorsun. Ama ben genelde uç sebepler düşünüyorum. Bu kadar basit, yani giydiği şey için ya da gittiği yer için diye düşünmüyorum. Bazılarınız buraya kadar düşünüyor mesela. Hayır arkadaşlar, kimse bir şey giydiği için ya da biriyle bir yere gittiği için öldürülmek ya da tecavüz etmeye hak etmiş diye bir şey yoktur. Ya da bunu normalleştirmiyor bu. Beyniniz kötülüğü normalleştirmek istiyor filmlerdeki gibi. Bir filmde bir kötüye background vermezsen o film bok gibidir. Bu kötülüğü niye yapıyor baba bu? Bu yüzden, bu yüzden, bu yüzden. Ha, okey, ben bu kötüyü doğru bulmuyorum ama bu yüzden yapıyor dersin. Hayatta da bunu yapmak istiyorsunuz. Kötüyü bilmiyorsun ne yaptığını çünkü sorgusuna girmedin. Bilmiyorsun, açıklamıyorlar. Ama diyorsun lan maktulün bir suçu vardır ya, bir şey yapmıştır yani. Bunu düşünmek istiyorsun. Hayır, bazı insanlar kötü arkadaşlar. Bunu kabul edin. Bazı insanlar kötü. Böyle düşündüğün için sen de kötüsün demiyorum sana. Bu artık belki kötülükle başa çıkma yolun olabilir. Bu kadar saf kötülüğün, şeytanlığın, canavarlığın varlığını reddedip bir sebebe yaslandırmaya çalışıyor olabilirsin. Yapıyorsan da kafanda bunun savaşını ver. De ki aa yok hayır böyle böyle olamaz. Hani o fikir gelebilir. Dinde de buna vesvese denir. Gelebilir illa bu kafana düşünceler. Bunları ama ağzından çıkarma hemen. Hemen o Twitter'a yazma. Çünkü bu insanlar mağdur. O mağdurlar bir ya da müstakbel mağdurlar var. Ya da hiç mağduriyete uğramayacak ama bunun korkusuyla yaşayacak olan insanlar var. Bununla ilgili şaka yapma mesela. Bununla ilgili de şaka yapmayı verelim, anladın mı? Maalesef. Aslında kara mizah diye bir şey vardır. Yapılır. Ama Türkiye'de bu gerçeğimiz ya. Şakanın işte kara mizahın şeyi olmaz, duru olmaz. Maalesef Türkiye'de var arkadaşlar. Tecavüzle, cinayetle ilgili şaka yapmayalım. Çünkü bunu ciddiye almış. Alın işte bak. Discord niye kapalı? Bu mevzuları bir daha konuşmanın anlamı yok. O çocukları gördünüz. Saf kötü insanlar onlar. Korkunç insanlar. Ya da bunun havalı olduğunu zanneden kendine karakter biçmiş insanlar. O çocukların bunu havalı olduğunu zannettikleri ve farklı olduklarını zannettikleri ve bir şeye ait hissetmek için yaptıklarını biliyorum. Yavaş yavaş taklidini yapa yapa o şeye dönüşürsünüz. O yüzden taklidini de yapmayın. Ülkede her şey özgürmüş gibi mizahımız da özgür olsun gibi kafaya girmeyin. Götünüz yiyorsa gerçekten ülkenin bu hale gelmesindeki, bu şakaları yapamamamızın sebebi olan, bu ülkeyi bu hale getiren insanlar hakkında şaka yapınız. Ama ona yemiyor yani. İşte beni de yemiyor ki. Yaparım da değer mi ki özgürlüğümü elinden almasına? Değmez. Sokağa çıktığımda tecavüze uğrayacak mıyım? Öldürülecek miyim? Soyulacak mıyım? Oraya gidilir mi? Yorumlarına bakalım. Aman oraya bakmayayım, yanlış anlaşılmasın. Birçok, yani bunun erkek tarafından başka bir mağduriyet seviyesi var. Kadın tarafından bambaşka bir mağduriyet seviyesi var. Erkeklerin de hiç zorluk yaşamadığını söylemiyorum. Ben bir erkeğim. Ben bundan en çok şikayetçi olan benim. En çok şikayetçi olan derken dünyadaki en çok şikayetçi değilim de ben de çok şikayetçiyim. Bunun cinsiyeti yok ama tabii bir cinsiyetimizin, kadınların bambaşka bir mağduriyeti olduğu o kesin. Neden bu hale gelindi? Halbuki böyle bir şiddet olmaması lazım. Yani şu açıdan. Kadın çocuk dokunulmaması gereken, taciz edilmemesi gereken, tecavüz asla edilmemesi gereken, laf edilmemesi gereken, hem bizim örflerimizde, adetlerimizde de olan ama tam tersi şekilde davranıyoruz. Ben bunu da anlamıyorum. Bir de din gibi bir boyun borcumuz var arkadaşlar. Hadi gelin onu konuşalım. Şimdi sen Müslüman olmayabilirsin. Bak ben Müslümanım mesela. Birçok arkadaşım senin gibi Müslüman olmaz diye iddia ediyor. O benimle Allah arasında. Sen Müslüman olmayabilirsin. Hristiyan olabilirsin, Yahudi olabilirsin, ateist olabilirsin, deist olabilirsin, agnostik olabilirsin. Bu ülkede yaşayan hepimizin ağır bir
özellikle son 20 senedir, özellikle son 5 senedir daha da yoğun bir şekilde, nasıl açıklayayım bunu tutuklanmadan, bulut var üzerimizde. Fakat bunun saf olarak İslam'la alakası yok. Cennete gitmek için dünyayı cehenneme çeviren insanların yönettiği bir dünyadayız zaten. Normalde bizim ülkemizde herkes inancına göre yaşamalıyken, biz belli bir kesimin belli bir inancını yaşama şekline göre yaşıyoruz. Benim öğrendiğim İslam'da yok. Sen şimdi altına bir flüt yazabilirsin. İlla her bundan bahsettiğimde bir tane paragraf geliyor bununla ilgili. Sen İslam'ı bilmiyorsun Eren. Şu ayette şöyle diyor. Oku da öğren. Cahil. Git hemen ateist ol. Tamam, olur. Sorun yok. Sen öyle düşünüyorsundur. Eyvallah. Ama benim çocukluğumun geçtiği ülkede en azından yine Müslüman bir ülkeydi Türkiye. Müslüman bir ülkeydi derken, yani tabii ki ülkenin dini olmaz. Ama çoğunluğu Müslüman bir ülkeydi. Ama kimse belli bir kesimin o dini yaşayış şekline göre yaşamıyordu. Yani ben ateist de olabilirim. Velev ki diyelim ki ateist bir ülkeyiz. Ama inançlı insanlar da var. Onlar ateistlere göre mi yaşamak zorunda kalacaklar? İşte sıkıntı burada. Sıkıntı o yüzden diyorum, Müslümanlıkla İslam'la ilgisi yok. Ya sen dinini öyle yaşarsın, ben böyle yaşarım. Ben senin dinini yaşayış şekline göre yaşamak zorunda değilim ki. Kaldı ki senin de nasıl yaşadığını görüyorum da yani. Bir de böyle bir bulut içerisindeyiz. Yani sen inançsız da olsan, inançlı da olsan, bu ülkede şöyle yapılmaz, bu ülkenin böyle şeyleri var, bu ülkede böyle olmaz, bu ülkenin toplum ve değerlerine saygısızlık, halkı kin ve düşmanlar, halk da ne çabuk kin ve düşmanlar terk ediliyor, zevk oluyor. Halk ne kadar tetikte ya sürekli. Bir de böyle bir şeye göre yaşıyoruz. Evinizde öyle bir şeye göre yaşıyorsunuz. Anneniz babanız Müslümansa, hele bir de biraz koyu Müslümanlarsa, onların isteklerine göre yaşıyorsun. Bir de öyle bir baskıyla yaşıyorsun. Yeni nesil neden bu kadar ateist oldu? Ben eminim benim çocukluğumda yaşadığım gibi gösterilmedi ki ona din, inanç. Bana din, inanç böyle yaşamak zorunda olduğun böyle bir kafestir falan şeklinde öğretilseydi, bana da belki bu kadar baskıcı bir taraftan gösterilseydi, ben de ateist olurdum. Ya da deist olurdum ya da adebur olurdum işte. Ama bana güzel gösterildi, güzel öğretildi. Özgür bırakıldım. Kendi inancımı seçme, en azından üzerinde seçme değil ama. Seçmedim tabii ki ben de Müslüman bir ailede büyüdüğüm için ama. Bunun üzerine düşünebileceğim bir alan verildi bana. Ama size verilmiyordur çoğunuza. Bari sadece aile içinde kalsın. Bir de sokağa da taşınıyor bu kısım gibi. Devlete de taşınıyor falan filan. Ben şok içindeyim. Ben gerçekten sosyal medya kullanana kadar hayat dünyada bu kadar kötü insan olduğunu bilmiyordum. Ya ben Atatürk'ten nefret edip küfür edebilecek birinin olduğunu kabul edemezdim mesela çocukken. Nasıl olabilir lan böyle bir şey falan diye. Böyle insanlar var falan. Görüyorsun bir de bunları. Onlar daha da delirtiyor. Bunlara boş vermek, sabretmek zorunda kalıyorsun. Çıldırtıcı bir şey bu. Shit Show diye program yayınlıyorum. Adam izliyor bunu, altına benden nefret eden paragraf yayınlıyor. Beni aşağılamaya çalıştığı yorumlar yapıyor mesela. Ben de küçükken Okanları, Beyazları izlerdik mesela. Sevmiyorsam izlemezdim yani. Beğenmiyorsam o bölümü izlemezdim. Ya da hani ki o zaman da belli başlı şeyler vardı. Şimdi YouTube'da milyon tane şey var. Beni izlemek zorunda değilsin. Sanki TRT'de tek kanallı dönemde karşına çıkmışım da benim yüzümden başka yayıncı izleyemiyor. Öyle bir şey de değil ki. Zorunda değilsin ki. Bu öfke, bu nefret neden? Ben anlamıyorum gerçekten. Bu karşılıksız nefreti ben anlamıyorum. Bir şey oluyor mesela. Eren'den nefret ederim ama falan. Neden ama? Neden Eren'den nefret ediyorsun oğlum? Nefret ne demek? Ben senin benden nefret edeceğin ne vermiş olabilirim sana? Beğenmezsin maksimum. Bu çok güçlü bir duygu. Bu güçlü duyguları öyle şeyler yaşıyoruz ki bilmiyoruz ki. Nefreti bilmiyoruz. Sevgiyi bilmiyoruz. Sevmemeyi, beğenmemeyi bilmiyoruz. Beğenmeyi bilmiyoruz. Çünkü öğretilmedi. Çünkü eskisi gibi bir okul hayatı eğitimi yok. Çünkü aileler çocuklarıyla ilgilenmiyor. Çalışmak zorunda kalıyorlar. Çünkü televizyonda doğru düzgün şeyler yok. Faktap şeyler var. Çünkü internetle büyüyor çocuklar. Çünkü internette de garip, guraba, acayip tiplerle büyüdünüz. Küçük yaştaki kardeşlerimden bahsediyorum bu arada. Hepinizi söylemiyorum yani. Ben biliyorum ama siz bilmiyorsunuz gibi değil. Ben de bilmiyorumdur artık. Benim de fikrim değişti artık birçok konuda. Ben de bir anda bir şeyden nefret ediyorum falan oluyorum böyle mesela. Tavuk dönerden nefret. Dubai çikolatasıdır. Neden biliyor musunuz? Bu öfke mesela onunla ilgili değil aslında. Çok başka şeylere öfkem var ama ondan çıkarıyorum. O benden nefret eden ya da başka bir yayıncıdan nefret eden, YouTuber'dan nefret eden çocuk da öyle. Çok başka şeylerden nefret ediyor ama işte hayatında, o hayatta o kişilere ya da o şeylere öfke kusacağı yer yok. Ona yiyeceği büzük de yok. Ne yapayım, buna yazayım bari diyor. İşte Nikim diyor, Nabukadnezar diyor. Nereden bilecek zaten
bulamaz da beni diyor. Bunun diyor bir Allah belasını versin, bir yazayım diyor, anabacı küfredeyim de rahatlayayım diyor. Ama karşındaki de bir insan ya. İnternet zorba kaynıyor bir de. Sapık kaynıyor, zorba kaynıyor. Sürekli bir hayatta, internette de hayatta kalmak hissi. Bu tabii ki sadece Türkiye'de sınırlı değil bu arada. Türkiye'de, Türkiye'ye rağmen yaşamak kısmına sadece ona uymuyor. Günün sonunda sanırım en büyük şikayetim benim, bu iç sesimin de en büyük şikayeti, üvey evlat hissi. O beni çok üzüyor lan. Bir şeye kızmaya çok okeyim ama neden bizi sevmediler lan acaba? Ne yaptık ki biz? Neden benim evimde bana küsüldü? Neden benim annem babam bana küstü? Anne babadan kastımı anladınız. Ülkeyi yönetenler o ülkenin babası gibi davranıyorlar ya. Ne yaptık ki biz bu kadar üvey evlat muamelesi görecek? Ben hep vergimi ödedim. Askerliğimi yaptım. Okulumu okudum. Karakolun önünden bile geçmedim. Neden benim Suriye'den gelmiş ya da Afganistan'dan, Pakistan'dan gelmiş, zerre eğitim görmemiş bir adam kadar değerim yok mesela? Ya da neden benim sana oy veren ya da senin istediğin gibi yaşıyor diye sevdiğin insanlar var ve benden nefret ediyorsun mesela? Sonuçta ben sana oy vermesem de, ben sana muhalif de olsam, ben sana vergimi veriyorum. Ben sana saldırmıyorum. Ben suç işlemiyorum. Sen benim de yöneticimsin. Sen benim de babamsın. Sen benim de amcamsın. Sen benim de başkanımsın. Sen benim de zartımsın, zurtumsun. Benden nefret edeceğin hiçbir şey vermedim sana. Yani zaten 4 senede bir seçiliyorsun, anladın mı? Siyasete çok getirmek istemiyordum ama bunları yaşamamızın çok büyük sebebi de o ya. Neden bu üvey evlat hissini yaşıyoruz? Hadi siyaseti geçelim. Sokaktaki amcalar, neden gençlerden bu kadar nefret ediyorsun? Bak ben de cahil bunlar, işte aptal bu çocuklar falan diye küçük yaşta saçmalık yapan, aptallık yapan insanlara kızıyorum ama nefret etmiyorum. Çünkü neden biliyor musun? Onlar gençliklerini yaşamadıklarını düşünüyorlar ve gençliklerine dönmek istedikleri için sizden nefret ediyorlar. Çünkü şu anki akıllarıyla gençliklerine dönebileceklerini düşünüyorlar ve şu anki akıllarıyla sizden daha akıllı olacaklarını düşünüyorlar. Halbuki götünü tutamıyor, TikTok'ta dans ediyor ya da sapık sapık dullara yorum yapıyor manyak. Böyle yargılanılmaz ki. O çocuğu, o genci o yaş çerçevesinde yargılarsın. Ben o yüzden yaşı benden büyük diye kimseye saygı duymuyorum mesela. Bak ben 34 yaşındayım, siz de benim sizden yaşım büyük diye bana saygı duymayın. Saygı duyulacak bir şey bulursanız saygı duyun. Ben 60 yaşında, 70 yaşında biri diye, sırf yaşlı diye saygı duymam. Sapık lan olabilir yani. Manyak da olabilir, psikopat da olabilir. Görmüyor muyuz? Yaşla ne ilgisi var bunun? Yaştan dolayı saygı duy. Yer ver ona metrobüste. Hadi bakalım. Çıkar o götü bakalım ona yaşlı diye falan. Böyle bir şey yok ya. Ama işte yaşlılar, hadi ben artık yavaş yavaş orta yaşa doğru gidiyorum. Ama sen daha gençsin, belki de izliyorsun şu an. Neden yaşlılar nefret ediyor? Neden yöneticiler mi? Neden herkes nefret ediyor lan? Neden biliyor musun? Onun istediği gibi giyinmiyorsun, onun istediği gibi yaşamıyorsun, onun istediğin gibi davranmıyorsun diye. Fark etmez ki, ben bu evin evladıyım ya. Ve ben bu evin evladı gibi yaşamak istiyorum. Ve ne olur çocukluğumu geçirdiğim ülke geri dönsün. Yani bak ben bunu söylerken şu an çok içim acıyor. Çok kötü hissediyorum kendimi. Böyle aile bireylerin olur ya, böyle değişir artık. Alkole kumara düşmüştür. Oradadır ama göremezsin. Gözünün önünde ölür. Gözümün önünde ülkem sosyal olarak ve psikolojik olarak ölüyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Hayır sen böyle biri değildin demek istiyorum. Diyemiyorum, değiştiremiyorum. Değiştiremediğim için, çok da saldırgan olduğu için bana karşı artık onunla aynı evde yaşamak istemiyorum ama başka eve de gidemiyorum. Çünkü yurt dışı da çözüm değil. Hiçbir yurt dışı ülkesi de bizi kucağına açmış beklemiyor zaten. Ve ben ülkemi de seviyorum. O yüzden odama kapanıyorum. Odam da işte evim. Ama sonra neden odana kapanıyorsun diye kızıyor anne babalarımız. Neden acaba abi? Gençler neden böyle? Neden acaba? Çünkü aynı sofraya oturduğumuzda her şeyimize laf ediyorsunuz ve kafamıza vuruyorsunuz ve yediğimiz ekmeği gözümüzden getiriyorsunuz. Ben artık odamdan çıkmak istiyorum. O çok sevdiğim salonda oturup birlikte bir şeyler izlemek istiyorum. Metaforun da artık dibine indim. Anladınız ama. Ben ülkemi çok özledim. Geri geleceğine inancım çok az. Sizden ben 34 yaşında biri olarak özür diliyorum. Çünkü ben gerçekten ülkenin ucunu 2012-13 falana kadar yaşadım belki. Çoğunuz yaşayamadınız. Daha yaşanılabilirdi. Belki de sosyal medya olmadığı için bu kadar görmüyorduk ama bu kadar da yoktu zaten cidden. Nasıl olacak böyle? Nasıl düzelecek? Bilmiyorum. Umarım düzeltirsiniz.
Ben isterdim halen gençken düzelmesini ama öyle olmayacak gibi. Ama bir gün hasta yatağımda da olsa yaşlandığımda bu ülkenin düzeldiğini, tekrar eskisi gibi olduğunu görürsem çok mutlu olurum. Belki de ilk kez bizim zamanımızda daha iyiydi, biz daha iyiydik demeyecek bir nesil yaratabilirsiniz siz yeni nesil olarak. Z kuşağının sonları ve alfa kuşağı olarak. Z kuşağı da olgunluklarını bu güzel ülkede geçirir. Biz de yaşlılığımızı geçiririz. Hala umut var mı? Çok az kaldı. Şu kadar bir umudumuz kaldı. Zaten istediğim gibi yaşayacak param yok. Ama en azından param kadar istediğim gibi yaşamak istiyorum. Umarım siz daha iyi yaşarsınız. İç sesimden gelen bunlardı. Belki çok anlattım, belki konuyu çok başka yerlere çektim. Hiç aslında başında konuşmayı düşündüğüm şekilde konuşmadım. Doğaçlama gitti biraz. Zaten yazmamıştım da, sadece konu başlıklarını yazmıştım ama doğaçlama gitti. Bir sonraki bölümümüz, şimdiden söyleyeyim, ilişkiler ve yalnızlık ve biraz da aile hakkında olacak. Çünkü çok görüyorum etrafımda, arkadaşım yok, kimsem yok. Bir sevgilim olsa ya da sevgilim var, başka kimsem yok. Ya da sevgililik nasıl, aşk nasıl? İnsanlar bu konuda da çok acayip yerlere gitmişler. Ben bunun bir uzmanı değilim. Sadece bu konuyu sizle sohbet etmek istiyorum. İç sesin bir sonraki bölümü biraz daha kişisel ilişkilerle ilgili olacak. Sadece aşk, sevgililik gibi bir şey değil yani. Arkadaşlık da olacak, aile de olacak. Bir sonraki bölüm bu olacak. Ondan sonraki bölümler için de var bazı notlarım ama onlar için söz vermeyeyim şimdi. Siz bu videonun altına bunu konuşalım, şunu konuşalım, şöyle konuşalım yazabilirsiniz. Bu bir ilk bölümde, bu bir aslında pilot ve deneme bir bölümde. Ne kadarı kesilir, ne kadarı konur bilmiyorum. Ama iç sesimin ilk bölümünden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umut her zaman var. Yeter ki onun yolundan gidelim. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.